Endeksteki yükselişler 3 gün önceyle ne farkımız var şimdi? Niye düştük 7-8 gündür? Niye 10.600'e kadar geldik? Niye yükseliyoruz? 4.35 arttı da banka. Bayram değil, Seren değil. Üstten beni öptü işte. Evet. Şimdi hep söylüyoruz ya, yani endeks yarın ne olacak? Düşecek mi, çıkacak mı? Biri alırsa yükselecek, biri satarsa düşecek muhabbeti. Dün baktığımız zaman yabancı alım etkiliydi. Hani haftalardır, belki de aylardır hep satışta konuştuğumuz BOFA dün alış tarafındaydı HSBC ile beraber. Bugünkü yükselişe bakıyorsun, yine bu iki kurumun alımlarının bu yükselişte öncülük ettiğini çok net bir şekilde görüyorsun. Yani hep bahsediyoruz ya, piyasamız sığ. Yani yüklü bir alım geldiğinde ya da yüklü bir satım geldiğinde piyasanın yönünü o belirliyor. Yani hareketin temel sebebi o. Şimdi dün aslında kötü bir gündü bizim için. Genel itibariyle baktığında hani bu İran'da yapılan saldırı, Hamas liderinin orada şehit edilmesi, yani bunlar ciddi manada negatif etki edebilecek unsurlardı. Çünkü piyasayı da gerçekten ciddi etkileyebilecek konular. Ama ilk etapta bir miktar negatif etkilendik yurt dışındaki olumlu havaya rağmen. Devamında baktığımızda piyasada ciddi bir alım geldi. Ve bu kurumlar sanki bugüne kadarki iyi haberlerin hepsini pas geçen, almayan alınmayan hisse senetleri dün bu olumsuz habere rağmen alışla karşılandı ve o alışlarında ciddi manada endeksi dengelediğini gördük. Bugün de o alımlar devam ediyor. Genel itibariyle baktığımızda hani yükselişin temel sebebine biraz daha bu iki kurumun gerçekleştirdiği alımlar diyebiliriz. Birincisi bu. İkincisi bankalar tarafı. Bankalarda ikinci çeyrek kötü gelecek, işte en kötü çeyrek vesaire bir sürü şey konuştuk. Gerçekten de tamam, yani çok iyi gelmedi. Garantide iyi bir sonuç bekleniyordu. Beklentiden daha iyi sonuç geldi. Akbank'ta da kötü bekleniyordu. Kötünün biraz üzeri, kötüye paralel bir sonuç geldi. Ve baktığımızda artık demek ki en kötüsü buymuş dendi. Zaten bir hafta 10 gündür de bunu fiyatlıyorduk. Bu fiyatlamanın ardından oraya da artık tepki alımlarının başladığını gördük. Çünkü 3. ve 4. çeyreğin ikinci çeyreğe nazaran daha iyi sonuçlar getireceğini bekliyor piyasa. Bu nedenle de bankalar tarafında da sert bir dönüş gördük. Aslında bunu yaklaşık 3 aydır görüyoruz. Yani Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da. Yani bankalara bakıyorsun, bir gün sanki bir daha satılamayacakmış gibi satıyorlar. %3'ler, 4'ler, 5'ler düşüşler görüyoruz. Devre kesişler çalışıyor. Sonra bir bakıyorsun ertesi gün, sanki dün satanlar unutmuşlar ve bugün tekrar başka bir şey olmuş gibi %4'ler, 5'ler, 6'lar alımlar görüyoruz. İşte bugün bankalara baktığında da örneğin Yapı Kredi'de %6,5 neredeyse. Garantide %4,68. Ciddi manada alımlar söz konusu oluyor. Burada dediğim gibi tamamen biraz piyasanın büyük balinaları mı diyelim ya da büyük oyuncuları mı diyelim. O gün hangi ruh haliyle kalktılarsa o günkü işlem yönüne göre piyasada da hareket görüyoruz. İşte bu da hep bahsettiğimiz o piyasanın sığlığı, yeterli derinliğin oluşmamasının çok net bir etkisi. Ama şunu söyleyeyim, daha önceki düşüşlerde de bunu söylemiştim. Eğer pozisyonuna sahip çıkabiliyorsan ve anlık volatilite seni çok rahatsız etmiyorsa pozisyonunu taşınacak bu piyasada. Nitekim baktığın zaman da düşüşler olduğunda satışlar duruyor. Yani çok hafifliyor. Yani böyle genel manada baktığında iki kurum satıyor, geri kalan da yaprak kımıldamıyor neredeyse. Yatırımcı da pozisyonda beklemeyi öğrendi, onlar da bekliyor. Bu da satışların çok fazla derinleşmemesine sebebiyet veriyor. Ama rahatsız edici mi? Evet, yaklaşık 2-3 aydır bu piyasa gerçekten hani küçük orta ölçekli yatırımcıyı diyeyim, piyasada trade eden yatırımcıyı ciddi manada rahatsız ediyor. Yani o arzuladığı gücü henüz bulabilmiş değil. Ama ben potansiyelin devam ettiği kanaatindeyim. Dediğim gibi bankalar üzerindeki baskın da hafiflemesi
yeni bir zirveyi belki gelecek hafta burada gündeme getirebilir diye düşünüyorum. Ama abi bir ileri iki geri, iki ileri iki üç geri falan oluyor yani. Aslında iki ileri bir geri, bir ileri iki geri değil. Çünkü baktığın zaman Mayıs ayından beri evet piyasa daha çok geri ama sanki. Yok daha çok geri değil. Yani sonuçta abi 69'a attı. 10.500'e geldi. 138'i görmüştü Garanti Bankası. 117'yi gördü. Endeks bazında söylüyorum. Mesela evet, Mayıs ayında baktığın zaman endeks gördüğü dip seviyeler yaklaşık 10 binler civarıydı. 10 binin biraz altını test etmişti. Sonra gitti 11 binleri gördü. Tekrar düştü 10.100 civarını gördü. Tekrar gitti 11.250'leri gördü. Şimdi geri çekildiği yerde 10.600'leri gördük. 10.500-600 rakamları. Şimdi tekrar yukarı gidiyoruz. Muhtemelen dediğim gibi ben bu ivmeyle beraber gelecek hafta eğer tabii sürpriz bir Orta Doğu Savaşı yeni bir gelişme görmezsek muhtemelen zirveyi de bir öncekinin üstüne taşıma potansiyeli olduğu kanaatindeyim. Yani bugünkü alımlarda, dünkü o negatif haberlere rağmen piyasanın tutunma isteği de sanki daha yukarılarda gösterecek gibi geliyor bana kalırsa. Harika. BIST 100'de hemen hemen tüm şirketler yükseliyor. 6, 9, 12, abi 14 5, hissede 5, 20, bir düşüş var. 14 hissede. Yapı Kredi %6.56 artıda. Obama Karne yükseliyor. Koca Erçelik, Gübre Fabrika, Koza Altın, Pegasus, Gesan. Aşağısı daha kolay. Otomotivler düşüyor, çimentolar düşüyor. Ben daha o yükselişi coşkuyla anlatmak istemiştim. Sen azalanlardan gittin. Yok canım azalandan gittim. Kalanı gidiyor işte. Arçelik'te bilançosu gelmişti. 168 liradı. Ya o evet, öncesinden primini yaptı ya. Ondan kaynaklanmış. Whirlpool'la birleşme süreci, finansalların, ileri yönelik verilen finansal şeyler onların da orada etkisi var diyebilirim biraz. Ama genel havada piyasa alsa çoğunluk alt tarafta gidiyor zaten. Ama bankaların burada başı çektiğini söylemek lazım. Yani aradaki küçük ölçekli şirketleri geçtiğimiz zaman işte Yapı Kredi orada en yükseklerden bir tanesi getirirler. Garanti var işte diğer şeyler var. Yani genel itibariyle olumlu bir tablo var diyebilirim burada. Görünüm güzel. Peki tabii Orta Doğu'da bir savaş çıkmazsa dedin. O tarafı ne kadar göz ardı edebiliriz? Ne kadar ya da bunu hesaplarımız içerisinde göz ardı edemezsin. Hesaplamasını da yapamazsın. Ya bu kadar rahat söylüyorum. Niye? Biz taraf olacak mıyız, olmayacak mıyız? Yani şu anda bir tarafız da savaşa dahil olma taraf kısmından bahsediyorum. Böyle bir şey şu kompozisyonda zaten düşünülmüyor. Sana tedirginliğini yaratıyor mu? Net yaratıyor. Pazartesi günü yaşadık o tedirginliği. Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla ne oluyor bir tedirginliği yaşandı mı? Yaşandı. Diğer taraftan işte ana hikayemiz neydi? Yan kağıtlara geçiliyor. İşte rotasyon, Amerika'daki gibi rotasyon olacak mı? Tahta gösteriyor rotasyon. Biz de o dönemlik bir Temmuz ayında bir rotasyona girdik. Girdiğimiz rotasyonda ne kaynaklı? Faiz indirimi olacak. O zaman GEO'lar, herkes Eylül'de diyordu ya. GEO'lar alacaksın, inşaat sektörünü alacaksın. O tarafları aldın, onda oldun. Sonra elektrik fiyatlarının artışından dolayı enerji sektöründe olacaksın. Tamam, o tarafta da oldun. Diğerlerinde de işte zayıf bilanço beklentileri diyelim. Yabancının ana kağıtlardan çıkmaları diyelim. Bunların çıkınca BESTER tarafındaki yatırımcı da net bir şekilde hisse senedinden biraz uzaklaşayım moduna girince piyasada bir çöküş yaşandı. Rotasyon bitti mi? Amerika'da bitti. Bizde bitti mi? Bugün bakıyoruz şimdi şöyle açtığımızda biraz önce söylediğimiz sektörlerde durum ne? GEO'lar işte ama bankacılık sektörünü tekrardan aldılar. Havacılık sektörüne tekrardan girdiler. Holdinglere tekrardan girdiler. Telekom zaten hep ondaydılar, gevşemediler. Demek ki ne oluyor? Bizim rotasyon böyle aylık bir periyottaki rotasyon tekrardan ana kağıtlara dönüyorsun. Şimdi baktığında havacılık, yani şöyle söyleyeyim, TAV %5, Pegasus 5, Çelebi 7, gene işlerinde en düşük, Türk Hava Yolları 2.94. Şimdi ne oldu? Veriler bir anda bugün inanılmaz iyi mi geldi? Yok, bütün veri daha önceden görüyorsun zaten. Talep yoktu. Moral biraz bozuktu. Moral bozuk olunca ne oldu? Ne dedik parayı? Para piyasası fonunda tut ya. İstediğin zaman buraya aktarabilirsin. Hiçbir derdin yok orada. Çünkü emri veriyorsun, para hesabına geçiyor. Sen de buradan işlemini yapıyorsun. T+2 değil mi? Şimdi tam zamanı mı yoksa biraz daha beklemek yok, lazım mı? Yok, bence tam zamanı. Niye? Çünkü endeks öyle bir yerden döndü ki. Eğer biz o 10.500'ün altına saksaydık, o zaman herkes başka bir şey konuşurdu. Ondan sonra ben sana burada çok rahat bir şekilde bak enflasyon da zaten tutmayacak. O da böyle olacak. Bu da böyle olacak. Zincir gibi olumsuzlukları söylerdim. Tam oradan döndü. Oradan dönüşü kim sağladı? Garanti Bankası sağladı. Ve savunma sanayindeki Altınay'la SDTTR onları tuttular. Telekom'u hep tuttular bak bu arada. Her ne olursa olsun Turkcell'de, Telekom'da kapı gibi şey yaptı.
114'ten diyebilirler ki işte 108'e 106'ya geldi falan. Diğerlerinin azından bir düşüş yok orada. Alıma devam ettiler. Garanti Bankası ile piyasayı nasıl yaptılar? 2 gün öncesine yani bilanço gelmeden önce devre kesti. Petkim devre kesti. Dedik ki bunların hayırdır, sızdı mı? Bizim piyasada öyle tabir vardır ya. Ya mali tablosu mu sızdı bunların? Çok mu kötü gelecek? Seans kapandıktan sonra tablo geldi. Beklentinin bir tık üzerinde. Benzeri diğer bankalarda da oldu zaten. Bir tık üzerinde. Önceki çeyreğe göre yavaşlama var. Ama felaket fiyatlaması gerektirecek bir şey yok. Dün sen Garanti Bankası'nı alınca yanına diğerleri geldi. Diğerleri gelince diyoruz ki bak burada iki sektör haricinde para girmeye başladı. Bugün de onun işte zaten gepli açılış yaptım. Bugün de onun devamını görüyorsun. Çünkü bak burada sektör olarak baktığında iki sigorta ölümü de aşağıda. Dört sigorta kağıdının ikisi otomotiv sektörü. O yüzden dedim orada da vardı ya çok rahat görüyorsun diye. Otomotiv sektörü beş kağıdım var. Bir tanesi hariç dört tanesi eksi. Diğer bütün sektörler yerinde duruyor. Artı. Havacılık sektörü işte endeksi şu anda o götürüyor. Holding sektörü ortalama iki. Demir çelik uç değeri alırsan ortalama iki. Uç değerde daha dört. Bunlar da BIST100'de en çok artanlar. Şimdi bak burada sabah biz de ona şey yaptık. Şimdi bin yatırımlar oba. Koca çok şey, volatilitesi çok yüksek bir kağıt. Yani Ereğli gibi, Kardemir gibi, İzlemir gibi böyle bir trend değil de oynaklığı çok fazla. Ve gübre fabrikaları. Şimdi bunların içerisinden Yapı Kredi Bankası'nı es çek. Rapor gördün mü sen? Ben görmedim. Halka arz döneminde rapor gördüm. Şimdi geri kalan kağıtlara ki halka arz kağıtları da diyebiliriz bunlara. Halka arz kağıtlarında bir yönelim var mı? Var. Devamlılık kalıcı olacak mı? Önemli olan hikaye o. Şimdi ne oldu? Bankacılık sektörü öyle bir satış yeri ki buralardan işte garanti önderliğine girince rahat bir şekilde alıyorsun. Ben sana diyorum ki ya arkadaş bu Mayıs ayında vergi muhabbeti çıktığı zaman ben 71 liradan Akbank'ı sattım. Akbank kaç lira şu anda? 64 lira. %12 aşağısından yerine koyabiliyorum. Üzerine arada para piyasası fonundan getiriyi elde etmiş oluyorum. İki tarafta olarak ben bir kazancım var mı? Var. Çünkü bundan sonraki resimde geçen hafta İş Bankası Genel Müdürü'nün açıklamasıyla evet. Nasıl diyeyim ya yani bilinmeyeni söylemiş gibi diyeceğiz ama aslında piyasadaki çalışanlar biliyordu. İki çeyrek kötü, üçüncü çeyreğe bakacağız ama o da pek parlak değil. 4-5-4 ve 2025 üzerine hareket etmen lazım. E tamam ben zaten şu anda Akbank'ı alırken bu dönemi almıyorum ki. Sonraki dönemi alıyorum. İki sonraki dönemi alıyorum. Otomotiv sektöründe şu anda 7'in satış. Aslında bilançolara iyi gelecek. Üçüncü çeyrek nasıl gelecek soru işareti. Şişti diye bakıyorsun. Ama şimdi önümdekilere de bakıyorum. Endeksi bir rahat bir şekilde söyleyeyim. Yılbaşından bu yana ne yapmış? 43. Ona göre rahat olsun. BIST 100 45-44 diyor. Ne Türk Traktör, ne Tofaş, ne Otokar, ne Ford Otosan, ne de Doğaç. 5'i de endeksi geçememişler. Endeksin altında. 5'i de endeksin altında.